Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü, 3 Mayıs. Basın Özgürlüğü Endeksi hazırlanıyor. Bu endeks ilk olarak Ekim 2002 tarihinde hazırlanmıştır. Dünya Bankası bir ülkenin hukuka olan üstünlüğü, inancı ne derecede diye bir araştırma yapıyor. Bu yapmış olduğu araştırma sonucunda da o ülkeye karşı bir puanlama yapıyor. Değerlendirme araçlarından birisi olarak bunu kullanıyor. 20 dilde hazırlanıyor ve bu anket o ülkenin hukukçularına, sosyologlarına ve medya çalışanlarına gönderiliyor. Değerlendirmede basın çalışanları ne kadar çok düşüncelerinden dolayı hapse atılmış veya atılmamış, değer görmüş mü, görmemiş mi, saldırıya uğramışlar mı, maruz kalmışlar mı, yasamanın, meclisin, hükümetin basın çalışanları üzerinde etkileri nedir? Özgürlükleri buna göre değerlendirerek çıkartıyorlar. Araştırmaları bu doğrultuda yapıyorlar. 180 ülke üzerinde yapılan araştırmada Norveç zaten hiç şaşırmadığım bir ülkedir. Daima birinciliği elinde tutuyor. Çok da güzel bir ülke. Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsveç gibi İskandinav ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Onun sırasıyla Avrupa ülkeleri, Hollanda dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri takip ediyor. 180 ülke içerisinde ki araştırmalarda geçtiğimiz sene Türkiye 149. sıralamada yer aldı. Sıralama 1'den 180'e kadar hazırlanıyor demiştim. İlk sıralar, yani birinci sıralar, şöyle düşünelim: özgürlüklerin bol olduğu, hukuka üstünlüğün çok inanıldığı anlamına geliyor bu ankete göre. Ne kadar çok düşerse de o oranda basın özgürlüğüne karşı ciddi endişeler olduğu anlamına geliyor. Bu ankete göre de bu şekilde bir çalışma yapılmış. Umarım size bu konuda da yararlı bilgi vermişimdir. Keyiflerle kalın, sevgilerle kalın.